Validem, rahatsız mısınız? Başım, boynum bir ağrı saplandı. Geçin oturun şöyle. Sadık'a kâfidir, çekilebilirsin. Şimdi duydum ki Mehmet Çelebi hastalanmış. Mustafa'm çok korkmuş. Mühim bir şey yokmuş. Soğuk algınlığı dediler. Sen telaş etme Hatice. Daha kötü bir şey çıkmasın. Allah muhafaza. Genç adam. Bir iki güne dinlenince iyileşir. Bulaşıcı bir şey değildir inşallah. Mustafa'm da hastalanmasın. İkiniz de sakin olun. Yok öyle bir şey. Gülşah. İçim daraldı. Biraz çıkalım. Hatice Sultan'a gidelim. Önce valideme gitmek daha yerinde olur. Nereden geliyor bu sesler? Gözdeler, cariyeler kendi aralarında söyleyip oynuyorlar kesin. Gel gidip bakalım eğlencelerini. Keyfimiz yerine gelsin. Gidelim sultanım, gidelim. Sizi görünce hepsi çok seviniyor. Hayranlar size. Kimden izin aldı bu cariyeler? Kim izin verdi bunlara? Sen Sümbül ha. Sen izin vermişsin, ben de yapın dedim. Tövbe haşa, yalan. Dillahi yalan. Kim söyledi bunu? Hürrem Hatun. Allah'ım, bu hatun benim kelleme götürecek. Söyle şunlara dursunlar. Ne? Eğlence bitti. Dağılın. Durun. Gitmiyorsunuz. Eğlence yeni başlıyor. Çalın. Oynayın. Hadi başlayın. Kesin şu musiki faslını. Ne kutlaması bu? Kimden izin aldınız? Ben davet ettim. Benim kararım. Sana sormadım. Muhatabım sen değilsin. Nigar Kalfan.
Sümbül Ağa. Buyurun sultanım. Söyle dağılsınlar. Benim iznim olmadan bir daha böyle bir şey kabul etmem. Olursa da seni affetmem Sümbül Ağa. Mahidevran Sultan'ın emridir dersin. Sümbül Ağa. Süle Sultan'ına Hürrem Sultan emir buyurdular. Yaptım de. Sen kim, sultanlık mertebesi kim? Haddini bil. Ne oluyor burada? Bana cevap verin. Hemen. Nedir alıp veremediğiniz? Haremde, cariyelerin önünde ne yakışıksız bir hal bu? Konuşsanıza. Dilinizi mi yuttunuz? Az evvel birbirinize bülbül gibi kem sözleri söylüyordunuz ama. Bu densiz hatun izin almadan, danışmadan eğlence tertip etmiş. Ben bu yüzden mesele... Hünkârımın dönüşünü kutlamak için yaptık. Kötülük yok ki. Yeter! Susun. Siz aklınızı mı kaybettiniz? Kendinize gelin. Burası at meydanı değil. Hünkârımızın sarayı. Bilmiyorum sultanım. Hizmetinde olduğunuz aileye yakışmayan davranışlarda bulunamazsınız. Kavga, münakaşa edemezsiniz. Çocuklarınızın başına dönün. Şehzadelerle alakadar olun. Sümbül Ağa. Nigar Kalfa. Haremi başıboş bırakmayın. Anladınız mı? Beni zalimliğe teşvik etmeyin. Sultanım, duramadım, odamda uyku tutmadı. Sizden özür dilerim. Hürrem öyle asabımı bozdu ki. Tutamadım kendimi. Benim derdim başımdan aşkın Mahidevran. Git. Yarın konuşuruz. Küsmeyin bana sultanım. Benim tek dert ortağım sizsiniz. Tamam. Lütfen git. Küs değiliz. Tembellik edersen nasıl padişah olacaksın Mustafa? Sabahtan beridir bir o sedirden öbürüne yuvarlanıp duruyorsun. Başım ağrıyor anne. Öyle numaraları nereden öğreniyorsun sen? Mektep ihmale gelmez. Cahil padişah olunmaz. Güçlü padişah, bilgili padişah olmalısın. Çelebi Hoca da gitti gelmiyor. Yine hocanın yüzü hep asık, hep ders diyor. Çelebi Hoca hastalandı ya, iyileşsin geri gelecek. Hadi bakalım. Gülşah seni bekliyor. Doğru mektebe. Hünkârımız böyle uygun görmüş validem. Hayırlısı olsun.
Validem nasılsınız? Siz sultanım iyi misiniz? Duydunuz mu? Has Odabaşı İbrahim Vezir-i Azam ilan edilmiş. Piri Paşa emekli olmuş. Çok memnun oldum. Her mevkiyi temsile mezundur Pargalı İbrahim. Ne oluyor size? Aniden pek alakadar oldunuz devlet işleriyle. Oldu olacak, divana da katılın. Anne gidelim. Gidelim canım oğlum. Dur ama bekle. İbrahim'i tebrik edeyim. Beni mahcup ediyorsunuz sultanım. Sen her yüce mevkiye layıksın. Allah yolunu açık etsin. Bizi ihmal etme. Mühim meselelere bakınca aklından çıkmayalım. Sizi ihmal etmem mümkün mü sultanım? Siz benim ailemsiniz. Bu arada size söylemem gereken çok mühim bir vaka var. Hayırdır bu telaşın nedir? Nefes al, otur bakayım yanıma. Felaket validem. Bunu size nasıl söylesem ki? Felaket mi? Şimdi bayılacağım, çabuk söyle. Mehmet Celebi. İnce hastalıktan muzdaripmiş. Allah korusun. Veren mi? Kimden duydun? Mustafa'yı mektepten almaya gitmiştim. İbrahim'le karşılaştık, o söyledi. Hünkârımızdan evvel sizin bilmenizi istedi. Vah vah. Bu da mı gelecekti başımıza? Dahi hemen hekim başına git. İyice bir muayene etsin. Baksın, işin aslını anlayalım. Neticeyi öğrenmeden Hatice bilmesin bu felaketi. Biraz daha iyi oldu. Hiçbir şey yemedin ki. Canım istemiyor. Başım ağrıyor anne. Bak bu şurup iyi gelecek sana. Aç ağzını. Hadi benim aslan parçam, yatalım. Yatmayalım. Gülşah! Gülşah yetiş! Mustafa'm ateşler içinde yanıyor. Çabuk bir hekim çağır. Canım oğlum. Bana bak. Bak yanındayım. İyi olacaksın. Bırak beni acıyor anne. Tamam benim canım oğlum. Az kaldı geçecek. Korkmayın, üşüttü herhalde. Kardeşim gelmiş Mehmet. Geçmiş olsun. İyi mi? İyi. İyi olacak.
Yolunu da al git. Aslan parçam. Ne oldu? Yakışıyor mu sana hasta olmak? Hı? Ağrın var mı? Çok mu yanıyor canım? Validem. Küçük şehzademize de bulaşmasın, yazık. Haklısın. Hürrem, aman Mehmet'i uzak tut buradan. Al götür. Çok üzüldük oğlumla. Geçmiş olsun. Hünkârım. Müsaadenizle. Nesi var hekim kadın? Geçmiş olsun hünkârım. Çok üşütmüş. Öksürük de sürdüğüm ilaçla sökülüp atılacak. Oh çok şükür. Bak üşütmüşsün. Yakında hiçbir şeyin kalmayacak. Mehmet Çelebi ne zaman gitti mektepten? 2 hafta oluyor. Duyunca hemen hocasını değiştirdim. Ah benim canım oğlum. Sen cenge mi çıktın babanla? Evet, babam beni götürdü. Mehmet çocuk diye götürmedi. İbrahim'le ok attık. Büyük kuşlar uçtu üzerimize. Büyük kuşlar mı uçtu üzerinize? Babam geldi. İyileşmiş mi benim aslan parçam? İyileştim. Kalkmak istiyorum yataktan. O kadar da değil. Aferin aslan parçası. Mustafa'm maşallah. Validem. Ben gidiyorum. Aslan parçası. Sen de istirahate devam. Bugün müsait olduğunda görüşmek isterim. Bir ara uğrarım yanına validem. Lakin önce Piri Paşa ile mühim bir toplantım var. Öyle mi? Hayırlısı. Yüzünde güller açıyor. Epeydir seni böyle görmedim. Sadıka, sen önden git. Hatice Sultan'a haber et. Birazdan ona gideceğim. Sonra da beni dairemde bekle. Sen böyle devam et. Sükûnetini korudukça aslanımın da makul olacağını gördün işte. Ben senin yanındayım biliyorsun. Sana tekrar o saadetin yolunu açacağım. Sabırlı ol. Gülşah. İçimde öyle bir sevinç var ki. İnan sana söylemeye bile korkuyorum. Hünkârımızın ailemizin yanında olması rüya gibi. Allah sizi kem gözlerden korusun sultanım. Çektiğiniz acılar nihayet erecek inşallah. Validemizin telkinleri de yüreklendirdi beni. O yanımızda oldukça Hürrem kötülük yapamaz bize. İzin vermezler. Rabbim hünkârımı korusun. Saadetimiz ebedi olsun. Amin.
Thank you.